Terso Fatih bizim ülkede hobi edinmek çok pahalı 4-5 tane maket araba almak istemiştim. Rekor olarak tanesi 10.000 TL olduğunu görünce konu kapandı demiş. Evet onun birçok sebebi var tabii. Ekonominin kötü olması da onlardan bir tanesi. Ben de size diyorum ya şunları çok seviyorum. Bak bunlar çok önemli benim için. Yuma aile oyunları. Çok değerli şeyler benim için. Ben ne zaman para biriktirsem bunun fiyatı arttı. Ben biriktirdim bunun fiyatı arttı. Şimdi artık en çok aradıklarım hiç yok. Diğerleri de 10 bin lira falan. Ama bunun sebeplerinden bir tanesi de şu eskidikçe atıyorlar. Benim o kadar çevremde o kadar arkadaşım var ki annem attı diyen. Onlardan bir tanesi de benim ee, şeyde arkadaşlar mesela Seattle'da bu tür retrocuysanız kesinlikle iyi kötü yapabiliyorsunuz. Şimdi yalan olmasın. Şöyle bir şey de var ama. Bazen YouTuber'lardan görüyorum. Retroculuk da artık çok pahalı oldu falan diyorlar. Onun sebebi de işte mesela çok ne bileyim orijinal Nintendo NES Mario kartuşları falan pahalıymış gerçekten. Ama ben kendi gördüğümü söyleyeyim thrift store'a gidiyorsunuz. Kutusunun içinde Amiga disketi görüyorsunuz. Ben hayatımda ilk defa kutusunun içinde orijinal Amiga disketi gördüm yani. Ha bir tane arkadaş Gremlins bulmuş. Nereden bulduysa ben küçükken onu hatırlıyorum. Onun kutusu yoktu. Bu kutunun falan böyle değişik geldi. Ondan sonra mesela bir tane daha yer vardı. Gene böyle eski e, NES kartuşları satıyorlar. NES'ler satıyorlar. NES dediğim Nintendo. İlk Nintendo'lardan yani. İşte Mario orijinal Mario'nun olduğu o klasik olan. Ondan sonra işte ninja kaplı bağlar şunlar var ya. Şunların orijinal serilerinden satıyorlar. Falan filan. Bizde bak bizde tamam ekonomi de kötü ama bizde çöpe atma çok. Plak mı? At çöpe. Bilmem ne mi? At çöpe. Öyle olunca abi çok çok az bulunuyor. Düşünsenize şimdi arkadaşlar. Mesela şunu, şunları hiç kimsenin çöpe atmadığını düşünün. Piyasada 100 tane olurdu rahat. Her birinden. 1000 tane olurdu. 100 tane olur. Ne 100 tane, 1000 tane olurdu. Kimsenin çöpe atmadığını düşünün. E öyle olunca da tanesi 10 bin lira olmazdı yani. Hep o yer açılsın diye çöpe atan annelerin yüzünden. <laughs> Sen büyüdün artık oğlum. Aksiyon figürlerini atayım. <laughs> Ulan zaman makinem olacak. Ulan zaman makinem olacak. Bunları kurtardık neyse ki. Bu bile sanırım bu yeni basım mı? 2008 yılında almıştım ben bunu. 2008 yılında şeyden Kipa'dan almıştım. 2008 yılında Kipa'dan almıştım. Acaba yeni basım mıydı? Bilmiyorum. Ah ulan. Oğlum sen yokken komşunun oğluna verdim onları. Yazmış birisi. Benim G.I. Joe'lar nerede? Benim G.I. Joe'ları bulun. Bir sürü G.I. Joe'm. G.I. Joe uçağı. Bunlar nerede? Bunlar kamuoyunu düşündüren, meraklandıran sorular. Ne küfür edersin. Kendine. Ben şeyde küfür ettim kendime ya. Amerika'ya gidiyorum nasılsa geri gelmeyeceğim kafasıyla işte bak çok çok yanlış bir kafa. Köprü yakmamak lazım. Bak en 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 son raddeye gelene kadar köprü yakmamak lazım arkadaşlar. Ne olursa olsun yakmayın köprü. Ben Amerika'ya gidiyorum diye şunun milyoneri vardı bende. Şu oyunun milyoneri vardı bende ve onu verdim. Monopoly vardı onu verdim. Hadi, mo hadi Monopoly'yi bulursun. Milyoner şu an o kadar pahalı ki. Bir de verdiğin paraya değmez. Mesela 5000 liraysa 5000 lira versen kaç kere oynayacaksın ki milyoneri yani. Ama elimizin altında olsa oynarsın. Milyoner çakması milyarder vardı. Onlar hala bu arada Kırtasiye'de satılıyor. Şan oyunları ve onlar çok kötüydü ya. Kalitesi olarak rezaletti yani. Şan oyunları olması lazım. Pay günü bilmem ne. Öyle çok var. Yani düşünün. Yuma aile oyunları zaten orijinal yabancı oyunların çakması. O yüzden yeni yapamıyorlar büyük ihtimalle. Bu şan oyunları da Yuma aile oyunlarının çakmasıydı yani. Geceleri zor. O Tunç Soyal oyunu almadım diye pişmanım. Onu var ya çok ciddi paraya satardın ha şimdi. Borsa vardı demiş. Borsa Yuma'nın borsası mı? Abi Gökdelen vardı. Şey vardı. Bakalım mı neler kalmış geriye ya? Şimdi i̇şte bir bulun lan bana Yuma aile oyunları. Göktelen diye bir oyun var mesela. Buradan bakalım. Bu arada şaka maka şunu benim seyirciler buldu ha. Çocukluğumda oynuyordum. Hayal meyve dediğim. Bunu seyirciler buldu benim. Türkiye'de birisinde varmış diye. Çalışıyor bu. Şu an pilini takmadım da pili içinde duruyor ama takmadım. Takıl değil yani. İyi kötü çalışıyor da. FP ürün. Tam %100 çalışmıyor ama çok pahalı da değildi zaten. 600 liraya aldım. 600 liraya değer. Çünkü mesela 600 liranın hesabını yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Ondan sonra bir yerden bir sokuyorlar. 3000 lira borç çıkartıyorlar. Hiç yapmadığım bir sebepten dolayı. Seninle alakası olmayan bir sebepten dolayı 3000 lira borç çıkartıyorlar mesela. Gökten Cenga gibi bir şey mi? Yok. Değil. Bir şeyleri alıyordum. Bir de Gökten'in olayı şuydu. Kutusunda Seattle Space Needle varmış. Ve 10 seneler sonra fark ettim. Açıp da oynamadım hiç. Göktelen. Mesela ben 5 yıldız oynamıştım. Yuma'nın. Yani o da zevkliydi. Ama diyorum ya mesela 5000 lira da vermezsiniz. Retro'cuyuz ama o kadar da manyak retro'cu değiliz yani. Elon mask olurum. Dilan mask olurum. <laughs> Dilan mask olurum. O zaman veririm. Dilan mask olurum veririm. Salak salak şey yapacağım. Botoks yapacağım sağa masalama. Ya da bak. Mesela şey yapıyorlar ya abi. Gece alemleri akıyorlar. Dıptıs, dıptıs dıptıs On binlerce lira veriyorlar mesela. Zengin olanlar. Değil mi? Onu yapmam mesela. Ama o noktaya gelecek bir param olduğu zaman bunları alırım. PC port edemez miyiz? An Hollywood Games. Ben şey istiyorum. Ben kendim bir tane board game yapmak istiyorum. Ama hiçbir şeye vakit yok ya abi. Moonstone'un board game'ini yapmak istiyorum. Ona uygun böyle bir dövüş sistemi ayarlarsak. Dövüş sistemi de aşağı yukarı şey gibi olacak. Munchkin karışımı. Munchkin risk. Ondan sonra yani o sistem aşağı yukarı kafamda canlandırmıştım da. Biraz FRP falan. Ama böyle çok uzun olmayacak. Ben onu lisedeyken yapmıştım. Ama FRP gibi yaptığım için çok uzun sürüyordu. Bir layer'a girmek falan. Neyse abi. Şampiyon hepsi benim milyoner milyarder. Bak milyarderi mesela çakmışlar çakma. Milyarder şey değil ki. Linki kalmış sadece kendisi yok. 4000 lira mesela milyoner sadece. Şimdi vermem ben bunu aga çünkü 4000 bin liralık oynamam holding oyun mesela 5000 lira buna belki a İzmir balçova evet bu adamı biliyorum bu adamda oluyor tüm ilanları diyelim İlginç şeyler var 80'ler mini maketler bak bak mesela abi Yumaylı oyunların çok klasik Uzay 1999 12.500 lira 12.500 lira abi Facebook Marketplace bak Uzay 1999 Mesela ben bunu kesinlikle oynayıp videosunu çekip size göstermek isterdim. Ama 12.500 lira da vermem yani buna. Holding 5.000 lira. Milyoner 2.000 liraya var burada. Perihan abla oyun kartları. Eski dönem ten teneke arabalar 10.000. Voltran çıkartmalar 10.000 TL. Bulvar gazetesi. Pay günü. Pay günü şey miydi ya? Dur bakayım. Yuma mıydı bu? Hatırlamıyorum ama. Hatırlamıyorum ama hatırlıyorum da. O, atlıyor da olabilirim. Ha, bu Yuma ya. Bu Yuma belli her şeyinden belli. 2000 lira. 15 bin lira. Hepsi benim var 2000 lira. Gizli hedef 2000 lira. Nostalji oyun konsol artı TV 13 bin lira. Eski dönem kara kutu Atari oyun konsol 5000. Eski dönem basketbol oyunu. Ben bunların hepsini temizlerdim mesela zengin olsam. Zaten bunların arkadaşlar. Arkadaşların bir gün içinde ne kadar kaç para harcadıklarını gece kulüplerine falan duyuyoruz. Bir gecelik parayla bunların hepsini temizlerdim ben büyük ihtimalle. <laughs> Çoğu board game'in yaratıcısı genelde matematik dahisi var tesadüfüm demiş. Dungeon Master olmak öyleydi. 3.5'da özellikle. 3.5 sistemde Dungeon Master olmak ve hiçbir şeysiz. Uygulama falan hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Bir tek hesap makinem var yani. Hadi ol Dungeon Master sıkıysa. <laughs> Mini mekanik kimler hatırlıyor? Mini mekanik hatırlayan adamdır. ABM'de 1960'tan kalma Monopoly var. London Virgin ve parçaları tam yurt dışında yaşayan birini almıştım satarım diyorsan uygun bir fiyat sağlarım abi. Çok abartı bir şey değil alırım. Çünkü monopolim yok zaten. Retro monopoliyi severiz. Japonca çalışma yayını gelir mi? Çok sarıyordu. Yani isterseniz çalışırız. Zaten insanlar ben onu gösteriyorum ya. insanlar beni Japonca biliyor falan sanmış. Vay be adam neler yapıyor falan deyip ciddi Japonca biliyor sanmış. Hani şey vardır ya. Konuşmanın ortasında böyle çat diye bir latince, latince cümle söyleyince latince biliyor sanmak gibi. Bakalım hemen. Bugünkü Japoncamızı yapmamıştık zaten. Bakın bakın şimdi nasıl nasıl yalandan sizi Japonca bildiğimi inandıracağım. Higashi. Göt olmayayım da. Higashi istmiş bak. Yarın sorsanız unuturum ha. Higashi. Nasıl biliyorum? Nishi. Nishi. Nishi Higashi. Diyorum ya yarın sorsanız unuturum bunları. Higashi. Higashi to Nishi. Higashi to Nishi. Kita. Kita. Higashi East miydi? Siz söyleyin bakayım. Nishi West'ti. Kita North'tu. Minami. Minami South'muş. Bunu bak bir şekilde hatırlamamız lazım. Şey muhabbeti var ya. Bu bilgimatik. Bilgimatik hatırlıyordu ya. O şekilde ilişkilendirmemiz lazım. Higashi East, Nishi West, Minami. Bir de Kita. Neyse devam. Nihon no Kita to Minami. Nihon no Kita to Minami. Yanlış söylüyor. False. Çünkü North and South diyor değil mi? İşte 5 dakika önce hatırlıyorum. Nihon no kita to minami. Nihon no kita to mi na mi na mi. East, West, North, South. Tamam. Şimdi hatırlarım. Higashi, Nishi, Kita, Minami. Yarın sorunu hatırlamam ama. Machi no higashi ni kouen ga arimasu. Minami ni eki ga arimasu. Tamam. Machino Higashi dedi değil mi? Machino Higashini. Koen Gayrimaz. Sonra Minami mi dedi? Minami dedi galiba. Ha burada yazıyormuş zaten. Sağol. Tamam. Cheese. Yeter günlük. Günlüğümüzü hallettik. Günlük çalışma bu kadar oluyor. Bak şu streak'imizi 3 olmuş Allah kahretsin. Bozup bozup duruyorum çünkü streak'i. Bu su uygulaması arkadaşlar. Böyle hiç bilmeyen e, insanlara biliyorum diye yutturabiliyorum. <laughs> hiç Japonca bilmeyenlere Japonca biliyorum diye yutturabiliyorum. Ne kadar Japonca biliyorsunuz diye sorun arkadaşlar. Şu kadar Japonca biliyorum. Hiç Japonca bilmeyenleri Japonca biliyorum diye yutturacak kadar. <laughs> ben yutarım demiş. She swallows diyorsun. Zaten chat nick uyumu. Neydi lan nick chat uyumu. Ne desem ki ben yutarım. Okuma yazmak için bin, binlerce figür ezberlemek gerekiyormuş Japonca'da öyle. Yani şey kanji işin içine kanji girdiği zaman ben mesela kanjileri biraz biraz öğreniyorum. Çok barizleri hatırlayabiliyorum. Ama mesela daha önce öğrendiğim ve kullanılmayan kullanılmayanları unutuyorum hemen. Çok böyle şey çünkü ya. Demin çok hızlı okudum bir salladın havası gelmişti. Hayır sallamadım ki adamın söylediğini tekrarladım. Adamın söylediğini tekrarladığım için hızlı okudum gibi oldu yani. <laughs> bir de şey şimdi onlar hiragana. Hiragana'yı okuyabiliyorum. Hiragana basit normal harf gibi onlar çünkü. Onlar normal harf gibi olduğu için katakana da biraz zorlanıyorum. Hiragana ile katakana aslında ikisi de alfabe. Ama katakana daha böyle farklı dillerden Japonca'ya giren kelimeler için kullanılıyor. Sadece uygulamadan mı öğrendin? Hayır, daha önceden seçmeli bir ders vardı. Kimya mühendisi bölümünde ama. Benim bir arkadaşım gidiyordu. Ben de astronomiden salak yapıp gittim. Ya yani hocanın izin aldı tabii de. O da izin verdi. Öyle en temelini aldık. Sonra kısa bir süre kursa gittim. O zamanlar biraz ilerledim. Ama seneler be 10 sene rahat rahat 10 sene geçmiştir abi. Rahat rahat 10 sene geçmiştir. Düşün yani. Ondan sonra da bu uygulamalarla devam ediyorum. Birkaç senedir bu uygulamaları yapıyorum ama gördüğünüz gibi işte azıcık azıcık yani. Böyle bir motivasyonum olsa Japon, Japonya'ya falan filan gideceğim diye bayağı oturur çalışırım. O zamanlar çünkü şeyi hatırlıyorum abi. Çok hoşuma gidiyor. Aşırı zevk veriyordu bana. Neden biliyor musunuz? Şimdi böyle uygulamalardan da değildi. Böyle workbooklar, kitaplar yani fotokopi kitaplar, defterler. Yazıyorduk yani kompozisyon bilmem ne. Şu, şimdi mesela bazen quiz çıkıyor. Bir şey yazın diyor. Üşeniyorum falan. Böyle hızlı hızlı yazıp geçiyorum. İşte bir gün ne yaparsınız yazın falan diyor. Hızlı hızlı yazıp geçiyorum. O zamanlar çok özeniyordum. Acayip hoşuma gidiyordu yani onun ders çalışmak. Astronomi çalışmayı sevmezdim. Çok şeydi çünkü. Şeyden dolayı sevmezdim. Çift yıldızlar bilmem neler. Aşırı böyle teorik şeyler. Düz astronomi severdim tabii. İşte genel astronomi vardı mesela. Genel astronomi severdim o tür şeyleri. Yani sizin astronomi belgesellerinde gördüğünüz her şey genel astronomi aslında. <laughs> İngilizce için tavsiye var mı? ...çevrenizdekilerle İngilizce konuşabileceğiniz birini bulun abi. Yani kanciler sonsuz gibi arkadaşlar. Çünkü mesela Türkçe'de nasıl kaç tane kelime var diye sorsam bilmezler ya. Çünkü her kelime şeylerde bir kanci. Japonlarda her kelime bir kanci gibi düşünün yani. Tam birebir değil ama öyle düşünün yani onu diyorum.